memleketime çoktan bahar gelmişti. Başakları şimdiden görmüştü. Dağlarını gelincik basmıştı. Yer, gök ve yürek çiçek açtı. Günaydın sevgili seyirciler. Hayat Tadında programı Sezen Aksu'nun muhteşem sesi ve güzel bahar görüntüleriyle başladı. Gerçekten dışarıda harika bir hava var. İç mekanlarda, kapalı mekanlarda yazık edilemeyecek kadar güzel bir hava aslına bakarsanız, ama siz yine de bir saatinizi bize ayırın, çünkü bizde de, yani Hayat Tadında da yine güzel sohbetler var, keyifli sohbetler var. Güreş milli takımımız kısa bir süre önce Avrupa Şampiyonası'nda gerçekten göğsümüzü kabartan bir başarı yakaladı. Bu başarıyı konuşacağız hemen programımızın başında. Ardından benim sevgili meslektaşım Hakan Urgancı Hayat Tadında'ya renk katacak bugün. Son kitabından, kitaplarından, kişisel gelişim yolculuğundan söz edeceğiz onunla da. Kısacası güzel bir sabah yaşatabilmek ve yaşayabilmek için biz burada hazırız sevgili seyirciler. Hayat Tadında programına siz de bir kez daha hoş geldiniz. Caddelerinde kızlarla oğlanlar oynaşıyordur şimdi. Evet sevgili seyirciler, konuklarımız stüdyoda yerlerini aldılar. Az önce programımızı açarken de bahsettim. Geçtiğimiz günlerde Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla gerçekten büyük bir başarıya imza attı. İşte biz de bu şahane başarının mimarlarından milli güreşçilerimiz Yasemin Adar, Metehan Başar ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ı stüdyomuzda konuk ediyoruz. Büyük de mutluluk duyuyoruz sizi programımızda ağırlamaktan. Çünkü siz bize gerçekten büyük bir gurur yaşattınız. Değerli başkanım, biz atasporumuz bizim güreş, ama böyle bir durgunluk döneminden sonra şimdi bir canlanma yaşıyoruz, ne mutlu ki. Ve bu başarı, yanılmıyorsam 68 yıl aradan sonra gelen bir başarı. Anlatır mısınız biraz? Şimdi tabii 8 Nisan 2015 tarihinde göreve geldik. Göreve geldiğimiz günden bugüne güreşte tabii büyük bir ivme kazandırdık. Büyük başarılar elde ettik. Altın madalyalar kazandık. 2015 Las Vegas Dünya Şampiyonası'nda 3 madalya alarak dünya şampiyonasında 18 yıl aradan sonra böyle büyük bir başarıya imza attık. Akabinde biliyorsunuz sporun en büyük finali, en büyük yarışı olimpiyatlardır. Rio olimpiyatlarında 2016 yılında, yani geçen sene 52 yıl aradan sonra 5 madalya alarak büyük bir zafere imza attık. Büyük bir başarıya imza attık. Hatta ülkemizin kazanmış olduğu 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandık. Hemen onun akabinde bu Avrupa Şampiyonası olimpiyatlardan sonra ilk şampiyonamız oldu. Burada da sporcularımız gerçekten çok büyük bir başarıya imza attılar. Çok büyük bir başarı elde ettiler. Şöyle ki 66 kiloda olimpiyat şampiyonu Sırp güreşçi yenildi. 85 kiloda olimpiyat şampiyonu Rus güreşçi yenildi. 98 kiloda olimpiyat şampiyonu olan Ermeni Alexander Arthur yenildi. Yani 3 olimpiyat şampiyonunun yenildiği bir Avrupa şampiyonasında bizim sporcularımız gerçekten büyük bir tarih yazdılar. Büyük bir zafere imza attılar. Yani 5 altın madalya kazandılar. Bu 5 defa milli marşımızın salonda çalınması demek ve dinletilmesi demek, evet, gerçekten çok gurur vericiydi. Evet. Yani
Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettik. Ezberlettik diyorsunuz. Ezberlettik. Daha evet. da inşallah devam edecek i̇nşallah, miyiz? İnşallah, Değerli inşallah. Değerli başkanım. Peki. İnşallah. Yasemin, öncelikle tebrik ediyorum. Bu ilk başarı değil. Kaçıncı madalya? Bu ikinci madalyam benim. İkinci. 2016'da da tekrardan Avrupa şampiyonu olmuştum. Evet. Bu yılda. Senin geçmişin oldu. Aslında gülleye dayanıyor. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, değil doğru. Mi? Gülle sporuyla başladın. Daha sonra nasıl oldu da güreşe geçiş? Bir de tabii güreş biraz daha hani kadınlar açısından çok tercih edilmiyormuş gibi görünüyor dışarıdan tabii. Ben onu tam olarak yine iddia etmeyeyim de. Nasıl oldu güreşe geçiş? Ben 2011 yılında güreşe başladım. Ondan öncesinde gülle atıyordum. Tabii beden eğitimi spor yüksekokulu sınavlarına katılmam gerekiyordu. Orada güreşle tanıştım. Sonra baktım samimi bir ortam, yani sıcak bir ortam, aile ortamı. Hı-hı. Ve bu şekilde de güreşte kalmaya devam ettim. Ve güreşte başladığım sürece de başarılarım devam etti. Yadırgadılar mı öncesinde seni? Yani güreşi tercih edince, güreşe geçince yakın çevren, ailen? Yok, hiçbir yadırgama olmadı. Hı-hı. Aksine beni çok teşvik ettiler. Yani başarılarımı bir de elde edince daha da şimdi gurur duyuyorlar. Harika, peki. Senin güreş hikayeni de öğrenelim Metehan. Nasıl başladın? Ben güreşe 2003 yılında başladım Sakarya'da. Hı hı. Orada bir yıl güreştikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a geçtim. Orada aynı zamanda amcam Hakkı Başar da antrenör. Hı hı. Onun vesilesiyle geçtim oraya. Halen de orada spor yapmaktayım. Bu Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldım. Bir puan farkla. Evet. Yani o aslında çok çok ince bir sınır. Evet. Yani hem üzücü ama hem de bundan sonraki şampiyonalar için aslında bayağı motive edici bir şey olsa gerek. Ne dersin? Evet, yani burada bir puan farkla kaybettim finali. O yüzden yani daha çok çalışmam gerektiğini gördüm. Yani burada işte hatalarımı gördüm. Dünya şampiyonasını bekliyorum şu an ben de. Bu katıldığın ilk şampiyona mıydı? Yok, ben 2015'te de Avrupa oyunlarında 3. olmuştum. Geçen yıl yenilmiştim. Bu sene de final yaptım. Harika. Artık seneye şampiyon olurum inşallah. İnşallah. Biz de heyecanla bekliyoruz bundan sonraki sonuçları da. Senin bayağı yalnız farklı bir skor. Evet. 10-0 mı? Evet, 10-0'lık teknik üstünlükle. Teknik üstünlükle. Evet. Bu nasıl bir his Yasemin? Ne hissettiriyor insana? Yani, zirveye gelmek çok zor bir olay. Ama zirvede kalmak daha da zormuş. Ben bunu fark ettim. Ama kendimle çok gurur duyuyorum. Yani Türk milletine bu gururu yaşattığım için de çok mutluyum. Konuşacağız yani nasıl hazırlanıyorsunuz, bu nasıl bir disiplin, nasıl çalışıyorsunuz? Ama öncesinde Sayın Başkanıma sormak istiyorum. Yani federasyonlar çok önemli değil mi? Yani sporcuların başarısında, onları motive etmede çok önemli. Bunu bir siz kendi cümlelerinizle anlatır mısınız? Şimdi tabii başarının %50'si moral motivasyondur. Hı hı. Biz de tabii bu moral ve motivasyonu iyi yaptığımıza inanıyorum. Bu şekil başarılar elde ettiğimizi düşünüyorum. Bunun yanında biz göreve geldiğimiz günden bugüne ilk kez bilimsel çalışmaya başladık. Yani kondisyoner, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, doktor gibi yardımcı unsurları da oluşturduk. Ve şu anda milli takım kamplarımızda kamp süresince sporcularımız kondisyonerlerle çalışıyorlar. Hı hı. İşte kilo ayarlamasını diyetisyenle yapıyor. İşte herhangi bir sakatlık olduğunda hemen orada tedavisi görülüyor. Yani milli takım antrenörlerinin yanında geçmiş yıllarda bütün her şeyi antrenörler yapıyordu. Hı hı. Ama şimdi tabii biz daha böyle profesyonelleştirdik. Hı hı. Ve bilimsel adına böyle yardımcı unsurları da oluşturarak çalışmalarımızı devam ediyoruz. Biz performans testlerini yapıyoruz, sağlık testlerini yapıyoruz. Bir olimpik kurulumuz var. Bu kurulda sporcularımızı tek tek değerlendiriyoruz, takip ediyoruz. Yani burada elde ettiğimiz başarının hiçbiri tesadüf değil. Tabii, kuşkusuz. Tabii. Büyük bir çalışma neticesinde evet. Tabii böyle büyük bir zafere, büyük bir başarıya imza atmış olduk. Gençler arasında yönelim açısından güreşe ilgi var mı? Nasıl durum? Ben size şunu söyleyeyim. Tabii güreş bizim atasporumuz. Güreş bizim peygamber sporumuz. Türk milletinin geninde var. Şunu söyleyeyim. Yani bir miniklerde bir Türkiye şampiyonasında 2000 sporcumuz yarışıyor. Belki bu potansiyel dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Gerçekten çok büyük bir potansiyele sahibiz. Ancak tabii bazı yanlış uygulamalarımızdan dolayı birçok sporcumuzu, mesela örneğin biz bu konuda çok kararlıyız. Yani küçük yaşta kilo düşmeyi kaldıracağız.
çok kilo düşürtüyoruz. Türk milleti olarak çok aceleciyiz. Çok çabuk başarıyı elde etmek istiyoruz. Çok çabuk başarıya ulaşmak istiyoruz. Sporcularımızı çok fazla yıpratıyoruz. Çok yükleniyoruz. Kilo düşürtmek nedir? Bilmeyen seyircilerimiz için soralım. Ya, belli bir kiloya gelmesi için ani siklet kilo spor, vermek. Siklet spor olduğu için. Örneğin 50 kilodaki sporcuyu 42 kiloya düşürtüyoruz. Yani 8 kilo, 5 kilo, 6 kilo gibi. Bu da performanslara yansıyor tabii, olumsuzlara. Çok yansıyor. Çocuklu sporcularımızı küçük yaşta çok yükleniyoruz. Çok ağırlık çalıştırıyoruz. Çok kilo düşürtüyoruz. Çok yoruyoruz. Ve çok genç yaşta çok sporcumuzu kaybediyoruz. Yani değirmen taşında buğdayı öğütür gibi sporcularımızı yok ediyoruz, israf ediyoruz. Ve biz burada kararlıyız. Teknik ekibimizle, eğitim kurulumuzla, teknik kurulumuzla bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Ve yönetmenlik hazırlıyoruz. Çok kilo düşüren antrenörlere ceza getireceğiz. Ve bu yok olmayı, yani yok olan sporcularımızı var edeceğiz. Sistemin içerisine dahil edeceğiz. Ve hedefimiz tabii miniklerde, yıldızlarda şampiyon olmak değil. Biz biraz önce ifade ettim ki Türk milleti olarak hemen kısa sürede başarı elde etmek istiyoruz. Asıl hedef olimpiyatlardır. Asıl hedef büyüklerdir. Büyüklerde Avrupa, dünyada başarı elde etmektir. Tabii sporda en büyük hedef olimpiyatta başarı elde etmektir. Biz sporcularımızı, bu potansiyelimizi olimpiyatlara hazırlayacağız. Ve inşallah önümüzdeki olimpiyatlarda gerek 2020 gerek 2024'te daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. İnşallah. Çünkü bizde bu potansiyel var. Var. Peki Yasemin, böyle başarı kolay elde edilebilir bir şey değil kuşkusuz. Bir disiplin gerektiriyor, çok yoğun bir çalışma gerektiriyor. Nasıl geçer bir günün? Nasıl çalışırsın mesela? Bir haftayı mesela değerlendirirsek kaç saat antrenmana ayırırsın, neler yaparsın, nelere dikkat edersin? Yani ben bir günümü anlatayım, zaten anlarsınız siz de. Her günün aynı mıdır? Genelde aynı. Evet. Peki. Sabah biz 7'de kalkıp yürüyüşümüzü yapıyoruz. Arkasından jimnastik hareketlerimizi yapıyoruz. Sonra kahvaltımızı yapıyoruz ve onda 2 saat, 2,5 saatlik bir antrenmanımız var. Antrenmanımızı yapıyoruz. Arkasından tekrardan bir öğle yemeği, dinlenme ve akşam tekrardan bir 2-2,5 saatlik antrenmanımız var. Bu kamplar için mi söylüyorsun? Normal gündelik çalışmalar da böyle bu mi? Bu genelde kamplarımızda böyle gündelikle mutlaka günde bir antrenman yapıyoruz. Bir antrenman yapıyorsunuz. Evet. Ama kamplar olduğu zaman 2 antrenman yapıyoruz. Başka bir şeye fazlaca vakit kalmıyor. Nasıl idare ediyorsunuz peki? Çok fazla sosyal hayatımız yok. Birçok şeyden fedakarlık yapıyoruz. Hı hı. Yani sadece bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı söyletmek için. Peki hemen hemen aynıdır diye tahmin ediyorum senin de çalışman. Evet. Yani Yasemin anlattığı gibi. Bizim kamp dönemlerimiz böyle geçiyor. Hani antrenman yoğunluklu. Yani sosyal. Ne kadar sürer kamplarınız? Ortalama 2 hafta falan. Hani bir şampiyona hazırlanmak 2 haftalık bir kamp sürecinden geçtikten sonra oluyor. Hani dediğimiz gibi yani o şampiyona hazırlanmak için yoğun çalışmak lazım. O yüzden de hani antrenmanlarına fazla vakit kalmıyor tabii. Tabii sosyalliğe, dışarı çıkmaya falan. Zor ama aynı zamanda sizi motive edici şeylere de ihtiyaç var. Yani özellikle psikolojik açıdan da sanıyorum motive edilmeniz önemli. Bununla ilgili destek alıyor musunuz? Psikolojik destek alıyor musunuz kamplarda? Başkanımızın dediği gibi evet. Hani şu an psikologlar mevcut kamplarımızda. Hani psikolog, diyetisyen, işte fizyoterapist şu an hepsi mevcut. Hani başkanımızın söylediği gibi hani bilimsel çalışıyoruz şu an bu anlamda. Peki diyet kısmı, yani yeme kısmı nasıl? Diyetisyenimiz de mevcut. Nasıl beslenirsiniz Yasemin? Yani biz genelde protein ağırlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Yağsız yiyeceklerden uzak duruyoruz ve bu şekilde. Peki yemediğiniz şeyler mesela? Yani birçok şeyi yemiyoruz. Mesela? Kola içmiyorum ben. Evet. Başka? Yani. Öğrenelim bir sporcu disiplini nasıl oluyor? Biz de öğrenelim. Ekmek yiyor musunuz mesela? Ekmek yiyoruz da tahıllı ekmekler, buğday türü ekmekler o şekilde. Evet. O diyetisyenin size uyguladığı bir diyet sistemi üzerinden gidiyorsunuz. Evet. Peki. Şeyi de çok merak ediyorum. Yani o son maçta, final maçında mindere çıkıyorsunuz. Etrafta seyirciler. Ne hissedersiniz? Yani o an dua mı edersiniz? Konsantre mi olursunuz? O son an mindere çıktığınız anki hissinizi çok merak ediyorum. Metehan'dan başlayayım. Tabii şimdi biz gerçi artık hani sürekli müsabaka yaptığımız için bu şekilde maçları biraz daha kolay atlatmaya çalışıyoruz. Tabii konsantre oluyoruz hani çünkü artık hani şampiyonluk için çıkıyorsun mindere. Burada tabii maça çıkmadan önce duamızı da ediyoruz.
Oradan da... Böyle uğur saydığınız falan bir şeyler var mıdır? Yapar mısınız öyle şeyler? Ben genelde maça çıkmadan önce işte ailemi düşünürüm. Hani işte maç alacağım zaman onların mutlu olduğunu falan düşünürüm. Tabii ondan sonra işte Türk milletimiz, bayrağımızı dalgalandırmak. Hani bunları düşünerek çıkıp hani motive oluyoruz. O şekilde maçlarımıza çıkıyoruz. Yasemin, aynı soruyu sana da sormuş olayım. Ben millete çıkmadan önce mutlaka ettiğim bir dua var. Bir de hatta onu gelirken bile söylüyorum. Mutlaka bana söylüyorlar işte dudakların hep kıpırdıyor falan diyorlar. İşte neden? Mutlaka duayı okuyorum. Arkasından o şekilde çıkıyorum. Bir de tokalaşmadan önce çok bir heyecanım oluyor. Ama biz ne zaman tokalaşmaya başladık o an hiçbir heyecanım kalmıyor. Tamamen otomatikman bitiyor. Orada kesiliyor. Evet, tamamen enteresan. Konsantre oluyorum. Konsantrasyonla alakalı bir şey. Ve ondan sonrası zaten herhalde çok da düşünmeden yapılan eylemlerle gidiyor. Evet. Değil mi? Yani içgüdüsel mi gidiyor? Aynen, tamamen refleks olmuş. Refleks. Zaten biz öyle bir antrenman yapıyoruz ki mesela günde kaç diyelim 100-200 tane dalış çalışıyoruz. Ya bu tamamen artık otomatikleşiyor bizde. Peki. Türk güreşinin dünyadaki algısı nasıl Sayın Başkanım? Nasıl görüyorlar? Tabii... Şöyle ifade edeyim, dünyaya güreşi bizler öğretmişiz. Bütün dünyaya Türk gibi kuvvetli sözünü de güreşte kabul ettirmişiz. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi duraklama dönemlerimiz oldu. Ancak şu anda tabii dünyada sayılı ülkeler arasındayız. Son 2 yılda, 3 yılda büyük bir başarıya imza attık, büyük bir ivme kazandık. Özellikle 3 ağır siklette Avrupa'da, üçünde de yani hem kadınlarda hem Grokromen'de hem serbestte, kadınlarda Yasemin Adar'ın, Grokromen'de Rıza Kayaalp'in, serbestte de Taha Akgül'ün şampiyon olması tabii Avrupa'nın ve dünyanın çok dikkatini çekiyor. Yani bizde de biliyorsunuz yağlı güreşimiz var. Böyle ağır sikletler baş pehlivan oluyor. Yani burada biz 2017'de 3 stilde de Avrupa'nın baş pehlivanını kazanmış olduk. Tabii bu konuda sorular soruyorlar. Yani siz Türkler niçin hep ağır sikletlerde başarılı oluyorsunuz, ağır sikletlerde şampiyon oluyorsunuz diye. Yani Türk kelimesinin hani karşılığı işte güçlü, kuvvetli, iri, zeki, çevik. Yani bu ağır sikletler de tam bunun karşılığı. Bundan dolayı da bu sikletlerde tabii başarılı olmamız bizi daha çok mutlu ediyor. Dolayısıyla ben bütün başarı elde eden sporcularımızı tebrik ediyorum. Teknik ekibi tebrik ediyorum. Ve bize maddi ve manevi destekte bulunan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç Bey'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii her şey bir ekip işi. Tabii. Sadece sporcularla olmuyor. Hem bakanlık bir ayağı, üçlü sacı ayağını düşünsek. Tabii, tek başına başarı diye bir şey yok değil mi yok, efendim? Yok. Bir ekip işi. Yani Sayın Bakanımızın gerçekten bize çok büyük bir destekleri var. Yani moral motivasyon açısından sporcularımız Sayın Bakanımızla görüştüklerinde çok büyük bir moral ve motivasyon alıyorlar. Bundan dolayı da ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla Türk güreşi layık olduğu yeri yavaş yavaş almaya başladı. İşte 52 yıllardan sonra olimpiyatlarda 5 madalya aldık. 68 yıllardan sonra Avrupa'da 9 madalya aldık. 5 şampiyonluk çıkarttık. 5 kez İstiklal Marşımızı okuttuk. Yani dünyadaki yerimiz gerçekten yani işte Ruslar, Amerika, İran. Şampiyonanın Rusya'dan sonra en çok madalya kazanan ülkesi tabii. biz olduk değil Rusya'dan mi? Rusya'dan sonra genelde hem bayanlarda hem erkek Grekromen'de hem serbestte en çok madalya alan Rusya. İkinci en çok madalya alan ülke biziz. Evet. Üçüncü de Azerbaycan. Şunu sormak istiyorum. Kadın olmanın güreşte avantajları, dezavantajları diye sorsam, böyle bir şeyler mesela aklında var mı, söyleyebilir misin? Avantajları var mıdır ya da dezavantajları var mıdır? Yani dezavantajını düşünmüyorum ama biz Türk bayanları gerçekten çok kuvvetli, çok güçlü ve azimliyiz. Bu sayede başarı elde ediyoruz. Bu bizim özelliğimiz diyorsun bir anlamda. Aynen, bizim özelliğimiz. Zaten bu geçmişteki savaşlardan da belli. Yani gerçekten de Türk bayanları hem güçlü hem kuvvetli hem de zekiler. Sana yaklaşan şöyle bir düşünüyordur herhalde. Ha Yasemin önce. Yani genelde pek branşımı bilmiyorlar ama diyorlar ki kesin bir spor yaptığımı söylüyorlar. Evet. Yani sporcusun değilim falan gibi böyle bir yaklaşımda oluyorlar. Peki bir de şeyi çok merak ediyorum tabii. Hani o kürsüye çıkıp İstiklal Marşımızı dinlerken ki hissiyatınızı da çok merak ediyorum. Çok gurur veriyor bize.
Yani bir de çok mutlu oluyoruz. Sonuçta tüm Avrupa bizim İstiklal Marşımızı, bizim bayrağımızı görüyor. Yani bundan daha gurur verici bir durum yoktur bence. Metehan, hedef bundan sonrası için? Bundan sonra tabii ilk önceliğimiz Fransa'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası. Tabii uzun vadede de 2020 Olimpiyatlarını bekliyoruz. Hı hı. Çünkü Olimpiyat bu hani amatör sporların zirvesi. Gelecek mi senden bir altın madalya Olimpiyatlarda inşallah? İnşallah, hani ona yönelik çalışıyorum. Hani istiyorum da. Harika. Almayı istiyorum orada bir şampiyonluk. Aynı şeyi sana da sorayım. Benim ilk önce bir İslam oyunları var. Hı hı. Orada tabii ki de bayrağımızı yeni dalgalandırmak istiyorum. Arkasından Dünya Şampiyonası ve en sonunda tabii ki bütün sporcuların gitmek istediği son yer olan 2020 Tokyo Olimpiyatları. Hayırlısı olsun inşallah. Güzel başarılarınızı orada da göreceğiz. Ona yürekten inanıyorum. Son olarak güreş sporunu düşünen gençler için tavsiyelerini söyleyebilecekleriniz var mı? Bunları da öğrenelim. Ondan sonra teşekkür ederim size. Yani gençler de mutlaka yani kötü alışkanlıklardan uzak durması için her türlü spor yapabilirler. Sadece güreş değil. Hı hı. Ama güreş yaparlarsa bizim için daha iyi olur. Yani sonuçta onlar için belki bir idol olabiliriz. Yani bizim başarılarımızla övündükleri gibi biz de ilerleyen zamanlarda onların başarılarıyla da övünebiliriz. Nitam? Evet yani başlasınlar gençler... mı güreşe? Tabii ben yapan biri olaraktan tavsiye ederim gençlere güreş. Hı hı. Gerçekten hem ahlaki yönden hem yapılması gereken bir spor olduğunu düşünüyorum ben. Ama bir disiplini olduğunu da unutmasınlar değil mi? Yani disiplin evet. Önemli. Her tür spor alanında çok önemli ama sizin evet, başarı, alanınızda da başarı isteniyorsa disiplin şart yani. Ve başkanım, 2020 hedefiniz biliyorum. Şimdi en yakın şampiyona hangisi? Önümüzdeki hafta İslam oyunları var. Evet. Daha sonra işte sporcularımızın ifade ettiği gibi Fransa'da Dünya Şampiyonası var. Şimdi bizim Türkiye'de güreş olarak en büyük sıkıntımız kulüplerimizin olmama iş. Hı hı. Yani genelde belediyelerin üzerinde yük. Yani işte madalya alan sporcularımız Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, TEDAŞ ve Trakya Birlik gibi kamu kurum ve kuruluşlarında. Şimdi biz tabii özel sektörün, hı hı. özel kuruluşların da takım kurmalarını, atasporumuza sahip çıkmalarını istiyoruz. Örneğin şimdi ENKA bir bayan güreş takımı kurdu. Gene Astra Grup Bursa'da bir güreş takımı kurdu. Bunların sayılarının artmasını istiyoruz. Mesela ben diğer ülkelere bakıyorum. Rusya'ya bakıyorum, Azerbaycan'a bakıyorum, Almanya'ya bakıyorum, Amerika'ya bakıyorum. Birçok ülkeye bakıyorum. Yani en az devletin vermiş olduğu bütçe kadar sponsorları var. Hı hı. Bizim federasyon olarak sponsorlara ihtiyacımız var. Maddi desteğe ihtiyacımız var. Yani kulüplerin, özel sektörün kulüp açmalarına ihtiyacımız var. Mesela ciddi kulüplerimiz yok. Hı hı. Bu anlamda büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Bundan dolayı ben güreş takımı olan tüm belediyelerimizi, belediye başkanlarımızı, kamu kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Ancak daha çok güreş kulüpleri kurulmasını talep ediyorum. O zaman başarı çok tabii, daha büyük daha da artacaktır. Tabii, daha peki, da artacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi gönülden kutluyoruz. Sağ olun. Güreş milli takımımızın bundan sonra da başarılarını heyecanla bekliyoruz. Peki, biz de teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, şimdi kısa bir Antalya yolculuğumuz olacak. Biliyorsunuz yarın Anneler Günü. Anneler Günü ve benzeri günlerde özellikle çiçek çok fazla gündeme gelir. Sevgimizi ifade etmek, minnettarlığımızı ifade etmek için çiçek çok güzel bir araçtır. Şimdi Antalya'da bu bakımdan çok önemli bir şehrimiz. Nasıl bir çiçek telaşı içerisinde Antalya? Bunu öğrenmek üzere Antalya'ya bağlanıyoruz. Arkadaşımız Özlem Pirim'i ben görmeye çalışıyorum şimdi ekranda. Evet, Özlem'i gördüm ve hemen Özlem sözü sana bırakıyorum. Yarın için nasıl bir hazırlık var Antalya'da? Fünnörükan Antalya'dan günaydın. Biz 32 derece sıcaklıkta bir karanfil serasındayız. Allah'tan kapalı bir sera değil, yanları açık. O sebeple biraz daha rahatız diyebiliriz. Burada çiçek sektörünün kalbi atıyor ve çiçek sektörünün mutfağından tam da karşınızdayız. Elimde görmüş olduğunuz bir buket çiçekle yayınımıza başlayalım. İşte dünya annelerine, Türk annelerine, dünyanın, Türkiye'nin dört bir yanına bu seralar
buralarda üretilen çiçekler gönderiliyor. Benim yanımda kıymetli bir konuğum var. Çiçek sektörünün kalbinin attığı bu noktada. Kendisi hem üretici uzun yıllardır bu sektörde hem de ihracatçı. Ama bir titri de var. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Bağdatlıoğlu. Şimdi bu keyifli telaşı konuşacağız kendisiyle. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Biz de sizin bu üretim alanınıza konuk olmuş olduk. Evet. Sağolunuz. Birçok özel günde yayınlarda, röportajlarda destek veriyorsunuz. Benim elimde tabii ki bu hazır haliyle var. Ama büyük bir emek. Sektörde bugünlerde hummalı bir telaş içerisinde. Bu seranın hemen yanında bir depolama alanımız evet. var bildiğim kadarıyla. Kesilen bu demetler götürülüyor, paketleniyor. Soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor ve sonra da Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına transfer ediliyor. Bu noktaya nasıl getiriyorsunuz? Nasıl bir işle uğraşıyorsunuz aslında? Esasında tabii bu görüldüğü kadar kolay değil. İlk bunu bu şu seraların Ekim anından itibaren başlayarak ilk anından 8 aylık periyotta bu hale geliyor. Ve burada hep annelerin, kızlarımızın, bayanlarımızın emekleri var. Ve bakın, evet, kadın emekçileri tabii, görüyoruz tabii, böyle hep burada. Bütün Türkiye'den gelmişler ve bu hale getiriyorlar. Bu halden sonra da o kadar çok daha olayı var, şeyi var ki, bunun prosedürleri var ki. İşte biraz önce depodaydık. Biz gene burada halkımızla beraber, annelerimizle beraber çekelim diye depodan burada çekim yapalım dedik. Beraber evet, karar verdik. Çok daha iyi orada oldu. Görüyorsunuz modern tesislerde yüzlerce kişi buketler hazırlıyor. Ama esas işi burada, toprakta. Yani Türk toprağıyla, Türk güneşiyle yarattığımız bir ürünü dünya annelerine ve Türk annelerine sunuyoruz. %95 katma değerli. Her şey Türkiye'de olan, üretiminden tüketimine kadar her şey Türkiye'de olan bir ürünü yapıyoruz. Buradan bir kere övünç duyuyoruz. Böyle anneler gününde %100 Türk olan diyeyim bir ürünü annelerimize hediye edebilmek, onlara bunu sevindirebilmek, bu renk cümbüşünü bize mutluluk veriyor. Bunun yanında da tabii yüzlerce kişi buradan ekmek yiyor. Aslında anneler demek sadece ithal alınan bir malın anneye verilmesi değil, Türkiye'de üretilen, Türk ürünüyle, Türk emeğiyle yapılan bir nesnenin, bir ürünün anneye verilmesinin duygusal anlamı daha da fazladır şeyin yanındaki. Kesinlikle. Biz hani hep meyve sebzeler için deriz ya, tarladan sofraya. İşte evet. bu elimde gördüğünüz buket de sevgili Fulin Arıkan tarladan, vazoda ve tabii. masalarda yer alacak. Yani biz biraz ilerleyelim böyle Sayın Bağdatlıoğlu. Anlatalım bir taraftan da. Burada bayanlarımız kesme işlemini yaptıktan sonra bu kolileri alınıyor. Depolama ünitesinde kesiliyor. Ben bu buketimi de böyle bırakayım. Kameraman arkadaşım Levent Çakır da bugün bir hayli yorulacak bizimle. Bu noktada bir poşetleme işlemi var. Bu karanfil ve ne kadar dayanabiliyor? Burada da bir besleyici görüyoruz. Artık basit, vazoya bunu nasıl yerleştiriyoruz? En basit ürünlerimiz. Aslında Türkiye'de de Avrupa'ya giden, şu anda İngiltere'ye giden hazırlık size göstermek için konmuş. Bunlar İngiltere'ye gidiyor tabii. Çok güzel. 36 ülkeye ihracat yapılıyor buradan. Değişik bir sürü çeşit var. Karanfil ana çeşitimiz olmak kaydıyla. Bunlar hepsi karıştırılıyor, buketler yapılıyor ve hazır hale getiriliyor. Ne kadar dayanıyor Sayın Başkan bu vazoya koyduktan sonra suya koyunca? Özel uygulamalarıyla bakıldığında süpermarketlerde en az 10 gün kalma garantisi veriliyor. Yani insanlar eline aldıktan sonra gidiyor. Biz 36 ülke 50 milyon. Anneler günde. Evet. Biraz ilerleyelim. Son birkaç dakikamız. Anneler var mı? Anne olan var mı aranızda? Evet. Fulin Arıkan, ben hemen bir kadın emekçi, bir anneye de mikrofon uzatmak istiyorum. Kolay gelsin efendim. Yarın Anneler Günü. Şimdiden hepinizin Anneler Günü'nü ben kutluyorum. Siz de anne misiniz? Evet. Evet, annesiniz ve çiçek sektörünün içindesiniz, evet. Emekçisiniz. Siz de bekler misiniz evlatlarınızdan bir buket çiçek hazırladığınız tabii çiçekler tabii gibi? Tabii ki. Sevinirsiniz değil sevinirim, mi? Sevinirim, mutlu olurum. Peki siz bütün bu işi yaparken anneleri memnun ve mutlu edeceğiniz için keyif alıyor musunuz? Evet, kuşkusuz. Yaptığımız iş çok güzel bir iş. Bütün annelere gidiyor. Onun için yaptığım işten ben çok mutlu olarak yapıyorum bu işi. Ne güzel. Bayanlar, size de kolaylıklar diliyoruz. Süremizin de sonuna geliyoruz. Hemen toparlayalım Sayın Başkan. Bir süpermarketlerde, Türk süpermarketlerinde bu buket çiçeklerin satılması için yoğun çalışmalarınız evet. var. Son olarak o notları alalım ve yayınımızı sonlandıralım. Evet, tabii bu süpermarketlerde gerçekten çok önemli pozisyon. Çünkü tüketim için, daha ucuza tüketim için ve hızlı tüketim için gerekli bir nokta. Ve dünyada %5'lerden süpermarket tüketimleri %80'lere çıkmış durumda. Yani insanlara daha çabuk ulaşıyor.
ve tabii ki daha kaliteli ve daha orijinal şekilde ulaşıyor. Tabii ben bu yayın vasıtasıyla da çiçekçilik sektörüne böyle bir zaman ayırdığınız için önemli. Çünkü görüyorsunuz burada doğa her şeyle Türk ürünü, Türk annelerinin ürettiği bir ürünü size sunma fırsatı veriyoruz. Biz ne kadar ihracat hedefliyoruz yıl boyunca? Bir onu da alalım iç ve dış pazarda. 400 milyon dolarlık bir ihracat hedefimiz var ve 100 milyon dolarlık bir ihracatımız olacak. Tabii bunu daha da arttırmaya çalışacağız. Çünkü biz rakip ülkelerimiz, bizle başlayanlar çeşitli yollara çok daha farklı ihracat artışına geçti. Ama biz de inşallah bunun projelerini yapıyoruz. Dünya anneleri diyoruz ama 36 ülke yapıyoruz. Hedefimiz 180 ülke hedefini tutuyoruz bu işte. Bütün annelere, bütün sevgilileri mutlu etmek istiyoruz. Ben bu bağlamda bütün anneleri, anneler gününü, yarın anneler günü var biliyorsunuz, kutlamak istiyorum. Gerçekten onlar bizim en değerli varlıklarımız ve bir ülkenin var olması için, gelişebilmesi için onların verdiği eğitimler, çocuklara verdiği eğitimler önemli. Onların gösterdiği yollar önemli. Ve biz bu annelerimizin bütün emeğini takdir ediyoruz, onları anıyoruz bu vesileyle. Biz de böyle bir günde eğer onları mutlu edebilirsek, böyle küçük bir hediyelerle ne mutlu bize. Ben bütün Türkiye'deki ve dünyadaki bütün annelerin Anneler Günü kutlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bağdat Doğulu. Yayınımıza konuk oldunuz. Sağolunuz. Fulin Arıkan, bizim buradan aktaracaklarımız bu kadar. Ancak bu telaş tabii ki devam edecek. 12 ay boyunca devam ediyor. Ama tabii ki bu tür özel günlerde telaş biraz daha artıyor. Diliyoruz hem ihracatımız artsın hem de Türk süpermarketlerinde bundan böyle dayanıklı, uzun ömürlü, %100 yerli Türk buketlerini görmemiz mümkün olur. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Gönlümüzden sevgi, vazolarımızdan çiçek eksik olmasın diyerek sözü size bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz Özlem Pir'im. Biz de annelerimizi kutlayacağız ama bizim yarın da kutlamak için fırsatımız var. Ben şimdi hemen stüdyodaki konuğuma dönmek istiyorum. Sevgili Hakan Urgancı. Hakan Urgancı'yı zaten TRT ekranlarından sevgili seyircilerimiz çok iyi tanıyorlar. Benim değerli meslektaşım, aynı zamanda da söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. Çok sevgili arkadaşım. Hakan sadece spiker değil sevgili seyirciler. Aynı zamanda bir eğitmen, aynı zamanda yazar, köşe yazarı, kitapları var. 7 tane kitap. Ben kim, konuşmak kim, herkes için karizma, hayat seni cümle içinde kullandı, ben senin bildiğin kızlardanım, aradığınız hayata şu an ulaşılamıyor, mutlu sonlar başka kitapta bebeğim, ondan geriye say, bu da son kitap. Çok üretkensin Hakan, onun için gerçekten hayranlıkla izliyorum seni. Bütün güzel sözlerini ama bu bahsettiğin kendi mesleğim haricinde yazarlık, eğitmenlik, bunların İçini doldurmaya çalışıyorum hala. Benim için en geçerli olan bahsettiklerin arasında unvan, titir, senin meslektaşın ve arkadaşın olabilmek en önemli ve en geçerli olanı o herhalde. Ama bizim mesleğimiz de çok keyifli bir meslek. Önce öyle, kesinlikle. Mi tanımlarsın kendini hakikaten? Önce spikerim sonra yazarım ya da önce işte spikerim sonra gazeteciyim, böyle mi tanımlarsın? Önce öğrenciyim diye tanımlarım kendimi her şeyden önce. Hayatın öğrencisiyim. Ustam hep iyi olsun, en iyisi olsun, hep hayatta olsun. Ben hep öğrenmeye devam edeyim. Önce öğrenciyim, hayatın öğrencisiyim. Sonra spikerim. Ama aslında yazmak, eğitmek ve yazmak benim aşkım. Ama özellikle yazmak diye altını çizmek istiyorum. Ne zamandan beri devam ediyor? Yani yazma işi yazma mi? Yazma faaliyeti. Evet. Yazma işi, ben kendimi bildim bileli aslında. Benim ortaokuldan beri öykülerim var. 14 cilt günlüğüm var. 14 cilt günlüğün var. Yani kitaplarımdan çok... Onları çok zor bizim hayatımız. 14 ya, cilt okuyamayız. Evet, o 14 cilt bilemiyorum. Hakikaten öyle bir geçmiş var. İlk yazma olayının kitaplaşması 2008 yılında. O zamana kadar bir herhalde birikme süreci var. Evet. Bir dolma süreci var. Ve ben bir tedavi süreci olarak görüyorum. Yazmanın, insanın kendi kendisiyle hesaplaşması, kendini keşfetmesi aslında. Şimdi genellikle kişisel gelişim üzerineydi kitapların. En son kitap bir roman olarak geldi. Enteresan da bir roman olarak geldi. Çok da güzel bir girişle başlıyor. Girişte bir cümle var. Hayat ancak ölümün gözüyle doğru okunabilen bir yazıdır. Çok vurucu bir cümle. Bunu biraz açar mısın? Hayat ancak ölümün gözlüğüyle doğru okunabilen bir yazıdır sözü aslında bir köşe yazımın konusu. Çok sevdiğim bir arkadaşımın babası, o ismi evlerden ırak olasıca hastalığa tutuldu. Son zamanlarıydı. Çok mücadele ettiler birlikte. Ve genellikle bu mücadele son zamanlarında çok zorlaşıyor. Ve bile bile bazen karanlığa doğru gidiyorsunuz. O durumda kendi kendime sordum. İnsanın
belki de son zamanları olduğunu bile bile yaşaması nasıl bir duygu acaba? Konuşmalarım neticesinde şunu fark ettik. Aslında insan öleceğini bile bile hissede hissede yaşadığı zaman anda kalabiliyor. Her anı daha kıymetli oluyor. Yaşadığı an dilimlerinde ailenizle mi berabersiniz, kitap mı okuyorsunuz, yemek mi yiyorsunuz, çiçek mi kokluyorsunuz? Tam olarak onu hissediyorsunuz. O yüzden ölüm belki de öyle bir gözlük ki hayatın bu hızı içinde, temposu içinde biz senin o hep programın başında gösterdiğin, şu anda fonumuzda olan o çiçekler, doğanın güzelliği, hayatın güzelliğini biz izleyemiyoruz ve göremiyoruz. Çünkü hayat çok hızlı ve gözlerimiz bulanıklaşıyor. Görmüyoruz bu güzel manzarayı. Hı hı. Ama ölümün gözlüğünü takınca biliyorsak ölüm var. İşte o zaman her şeye ilk defa gibi bir çocuk gibi bakabiliyoruz. Bu yüzden o kitabın o sözünü şimdi kitaba döneceğim de bu tabii konu konuyu açacak. Hı-hı. Bu ölüm konusuna girdiğimiz zaman Allah herkese uzun ömür versin. Çok, konuşması bile zor. Belki çok tatsız görünüyor ama. Evet ama hayatında bir gerçeği öyle. En önemli gerçeği evet. Hatta. Sen bilseydin Allah korusun diyerek Hı-hı. söylüyorum. Hani hayatının artık sona doğru gittiğini Hı-hı. yani öleceğin zamanı bilseydin ki kitap karakteri bunu biliyor. Ve değişik bedenlerde Hı-hı. bunu yaşıyor. Nasıl yaşardın Hakan? Tabii ki pek çok kişi gibi bunun ilk başta kabullenmeme, reddetme, bu gerçeği reddetme, bu gerçeğe isyan etme, en sonunda kabullenme aşamaları var. Bunlar herkes için olası bir süreç. Bunları yaşardım herkes gibi herhalde. Hı hı. Ama daha sonra işte o son gün gibi yaşamak, normalde ne yapacaksak o gün yapmak, hı hı. yarına bırakmamak. Ne varsa yapardım herhalde. Ben kurallara riayet eden bir adamım. Ben bir toplum insanıyım. Toplumla barışık yaşayan biriyim. Dolayısıyla çizgileri belli olan biriyim. Belki o yüzden TRT spikeriyim. Dolayısıyla herhalde biraz daha kendi kurallarımı, çizgilerimi esnetirdim diye düşünüyorum. Yapmadığım çılgınlıkları yapardım gibi geliyor. Peki insanlar bunu yani senin kitabında benim algıladığım şey o ölüm gerçeğini idrak ederek yaşamaya dair mesajlar. İnsanlar bunu idrak etselerdi yaşamlarında, yani bunu çok öne alıp görerek, bilerek yaşasalardı hayat daha başka bir hayat olurdu değil mi? Bu sorunun yanıtını aslında içeren bir film var. Belçika yapımı, birkaç sene olmuş, Yeni Ahit diye. Hı hı. Hesapta işte Tanrı bir şeyde yaşıyor çocuklarıyla beraber, bir apartman dairesinde yaşıyor. Ve çocuğu çok muzurluk yapıyor. İnsanlara ölecekleri tarihleri mail atıyor. İnsanlar büyük bir şok yaşıyorlar. Ama ardından bildikleri için tarihi biraz daha başına buyruk yaşamaya başlıyorlar. Hı hı. Düzen bozuluyor. Çok ilginç bir bu farklı konu. Bir yaklaşım. Evet, çok ilginç bir yaklaşım. Hı. Benim de aklıma geldi. Yeni başka bir film var. Öte dünyanın olduğu kesin kanıtlandığı bir film var. Hı hı. Ardından fantastik insanlar bu sefer diyorlar ki başka hayat olduğuna göre patır patır intihar etmeye başlıyorlar. Nasıl olsa ikinci bir şans var. Olayı evet. baştan hani bir daha baştan bu konuda tabii diye. Farklı yaklaşımlar çok var. Çok sinir bozucu. Sinir bozucu gerçekten. Tabii. Peki ondan geriye sayda şöyle bir genel anlatır mısın? Sen nasıl alıyorsun konuyu öyle? Ondan geriye say aslında çok ölümle uğraşıyormuş gibi görünüp ölümün üzerinden hayata bambaşka bir kapı aralayan bir kitap. Kitabın aslında önermesi şu. Ölüm dediğimiz şey bir kapı sadece. Sen bir kapıdan bunu bir ev olarak kabul edersen yanılgıya düşersin. O sadece bir geçiş noktası, kapı diyor. Bir sabah gözlerinizi açıyorsunuz, sabah da değil aslında. Bir bakıyorsunuz kaza geçirmiş, ters dönmüş bir aracın içindesiniz. Yaralısınız ve dikiz aynasında gördüğünüzü size ait değil. Bir başkasının bedenindesiniz ve yaşamak için sadece 10 dakikanız var. Hı hı. 10 dakika sonra ölüyorsunuz, kendinizi kurtaramıyorsunuz ve yeni yeni bedenlerde hep 10 dakikayı yaşıyorsunuz. Neden bu sarmalın içine düştüğünüzü anlamaya çalışıyorsunuz felsefi olarak. Empatiyle ilgili, hayatın bir bütün olduğu, insanların herkesin birbirine pamuk ipliğiyle bağlı olduğu, görünmez iplerle bağlı olduğu bir gerçeği anlatıyor aslında kitap. Böyle felsefi bir yaşam kitabı aslında. Yaşam senin için de önemli bir kitap bu. Sen benim için evet. çok önemli bir kitap. Ben bunu hayatımın eseri diyorum. Hatta bir sonra yazacağım şeyle bunun nasıl üstüne geçebilirim onu düşünüyorum. Kitapta sufizm var, şamanizm var, kader inancı var,
Bunlar hepsi bilim kurgu sosuyla anlatılıyor. Eğlenceli bir kitap ama tarihten kimseler de var, onu söyleyeyim. Evet, hatta bir güreşçi var. Hoca Yusuf var. Biraz önce güreşçilerimizi ağırlarken herhalde sen de onlarla bir empati kurmuşsundur diye düşünüyorum. Evet, Hoca Yusuf, Hoca Yusuf var. Hoca Yusuf'un hikayesi çok enteresandır mesela. Çok kısa alalım. Ondan sonra bir görüntülerimiz var, bir bandımız var. Ona gideceğiz. Sonra diğer kitaplarını konuşacağım seninle. Hoca Yusuf tarihin en büyük deniz kazasında hayatını kaybediyor. Dünya şampiyonu pehlivan. Fakat filikalar yeterli gelmediği için personel kendileri biniyorlar filikalara ve yolcuları feda ediyorlar. Koca Yusuf burada kahramanca dövüşüyor ve bir şekilde orada hayatını yitiriyor. O karakter de kitabımızda yer alan karakter. Yine onun son 10 dakikasını kahramanımız yaşıyor. Kitapta bulabiliyoruz. Evet, devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, Yer Gök İstanbul bölümümüzdeyiz şimdi. Geçen hafta İstanbul Eminönü'ndeki tarihi büyük yeni hanın ilk bölümü ekranlarınıza gelmişti. Bugün de ikinci bölümünü getiriyoruz. Altındayız, ne çatılardayız. Biz Yer Gök İstanbul'da ya yer altında ya da çatılarda oluyoruz ama bugün bambaşka bir mekandayız. Evet. Çakmakçılar Yokuşu'ndayız. Evet, en meşhur yokuşlarından bir tanesi. Evet, İstanbul'un tarihi ticaret merkezinin hanların en yoğun olduğu yerlerinden bir tanesi. Ne büyük yeni han. Evet, büyük yeni han. Han kelimesinin anlamı nereden geliyor? Han Farsça bir kelime, haneden geliyor. Bir menzil hanları var, bir de şehir hanları var. Menzil hanları karayolları üzerindeki hanlar. Konaklama işlevi ihtiva ediyor onlar daha çok. Kervanların, işte kervandaki hayvanların, insanların konaklaması için düşünülmüş. Şehir hanlarında da konaklama işlevi ihtiva edenler var ama onlar az. Mesela külliyelerin hanları var böyle. Şehir hanlarının çoğu aynen bu han gibi, büyük yeni han gibi. Ticaret hanı. Tülbentçileri görüyoruz burada. Evet, yazmacılar, tülbentçiler, evet. Gümüşçüler var üst katta, evet, zannediyorum. Evet, üst katta gümüşçüler var. Seslerini duyuyoruz. Bakın dövme gümüş yapıyorlar döverekten. Gümüş kaplar, işte gümüş takıdan ziyade böyle kapkacak yapılıyor burada. Yani bu sanat da bitmek üzere. Hani çok giderek sayıları azalıyor. Hani elle gümüş işleyenlerin. Burada da işte az sayıda dövme yöntemiyle gümüş yapan ustalar var. Eski esnafı desem sizin için doğru hemen mu? Hemen hemen sayılır. Hemen hemen sayılır. 69'da babam rahmetli olduktan sonra, bir iki sene askerlikten sonra, bir fiil 71'den beri bu hanın içindeyim. Neler değişti o günden bugüne handa? O günden bugüne bir kere esnaf kabuk değiştirdi. Buralar eskiden şu gördüğünüz birinci kat bütün bağırsakçı doluydu evvelden. Üst ön taraf manifatura üzerinde. Şimdi gördüğünüz gibi manifatura da kalktı artık. Gerçi kullanılmıyor belki, onun için kalkmıştı. Üst katta orada dokuma tezgahları vardı. Esnafım. Kaç yıldır? 25 yıldır Büyük Yeni Han'dayım. 1992 yılından beri bu anda Gümüş Ev Eşyası ve Gümüşler Derneği'nin başkanlığını yapıyorum. Buraya çekim mekanı olarak burayı seçtik, evet, özellikle. Seçtiniz. Evet, farkındayım. Bu geldim. Suyun kerametini soracağım size. Bu suyun kerametini ben duyduğum, öğrendiğim kadarıyla han yapıldığı zaman 1764 yılında hanın su ihtiyaçlarını karşılamak için Beyazıt'tan
Akar Çeşme'ye, Mahutbaş'taki Akar Çeşme'lerinde buraya bağlandığını biliyorum. Yıllardır burası böyle kendi kendine akar gider. Evet ama içilmiyor zannediyorum. İçilmez su yok. Değil mi? Acı su bu. İçilecek su değil. Onu da arkadaşlar bilgisayardan çıkardılar, verdiler. Onu 1906'nın resmiymiş, 36'nın resmiymiş. Ben daha evvel de mesela 69'da babam ölünce ondan evvel de okul tatillerine gelirdim. Şu taşları görmüşümdür ben hanın içinde. Arnavut kaldırımları. Evet, Arnavut kaldırımının taşlarını görmüştüm. O zaman buradan nakliye at arabasıyla olurdu. 8 tane çuval veyahut da 4 tane balya olarak Sirkeci'deki ambarlar vardı. Ambarlar evvel oradaydı. Yani günde 5-6 sefer o at arabası gidip gelirdi. Bizim şey taşıma hanın şeyi at arabasıyla yapılırdı. Burada bir fotoğraf var. Evet. O da aynısı. Bu... Burada da hanın geçmişi var. 1764'te han 3. Mustafa tarafından yapılmış. Ve burası geçici bir kervan yolu olarak şey yapıyorlar. Burada gelip dinleniyorlar. Develerini bu alt kata bağlarlarmış. Kendilerini üst katta yatıp ertesi gün tekrar yola devam edip gidecekleri yere giderlermiş. Bir yani, de horozunuz var meşhur. Evet. O da bizim hanım horozu. Şu an 1-2 senedir burada. Sevimli bir horoz. Yani devamlı ötüyor. Bizim arkadaşın evde şikayetlerinden dolayı aldı buraya getirdi. Burada bizle beraber geçiniyor diyeceğim. Evet. Devam edelim tekrar. Evet. Eski kitaplara dönüş yapalım. İlk kitabın. Ben Kim Konuşmak Kim? Ben Kim Konuşmak Kim? Topluluk önünde konuşmaya dair insanlara... Evet, mesleki bir kitap. Mesleki bir kitaptı, bir şeyler anlatıyordu. Arkadaşça öneriler getiren bir kitap. İşte o arkadaşça önerilerden çok böyle hani spesifik birkaç tanesini alalım. Çünkü bir psikoloğun konuşmasında da dinlemiştim. Diyordu ki insanlar hayatta ölümden sonra en çok topluluk önünde konuşmaktan korkuyor. Kesinlikle, bu çok ciddi bir gerçekten psikolojik sıkıntı. Çünkü temelinde ölüm korkusu vardır zaten. Evet. Neler öneriyorsun sen onlara? Pek çok konu başlığı var ve bunları herkes biliyor ama ben farklı olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Evet, lütfen. Bizim mesleğimizde yaptığımız gibi artistik özelliklerle topluluk önünde kendimizi ifade etmek değil. Artık mesela TEDx konuşmaları var. 18 dakika, 20 dakika bilirsin. Çok popüler. Hı-hı. Buradaki insanlar bizim gibi tiyatral konuşmacılar değil. Tek bir özellikleri var. Ben iki şeye dikkat ediyorum. Bir, vücut dilini çok iyi kullanmaları, rahat olmaları, kendi gibi olmaları, açık bir vücut dili kullanmaları. Çok sevdiğim bir söz var, diyor ki, kim olduğunu, ne olduğunu öyle haykırıyor ki ne söylediğini işlemiyorum. Vücut diliyle ilgili söylenmiş bence en güzel söz ve iletişimle ilgili elbette. Bir de önemli olan şey, bizi insandan öte, bir konuşmacıdan öte bir ülkü haline getiren şey aslında nedir biliyor musun? Tutkumuz. TED konuşmacıları çok tutkulu konuşmacılar. Konuları ne olursa olsun bunu müthiş bir enerji ve müthiş bir tutkuyla anlatıyorlar. Bugün tutku ve enerji aslında hem satın almanın hem de insan ilişkilerindeki bir numaralı kural. Eğer tutkulu ve enerjili konuşursanız etkileyemeyeceğiniz insan yok. Yoksa çok mükemmel bir diksiyon ya da çok iyi bir ses tonu belki sizde olmayabilir, Allah vergisi. Hı hı. Ama tutkunuz varsa... Aynen. Ve aynı açık ve samimi bir dil şart mıdır değildir şahane bir sese sahip olmak, müthiş bir Türkçe'ye sahip olmak çok önemlidir, iyidir, güzeldir, hoştur ama olmayan insanlar da çok güzel konuşabilir. Kesinlikle öyle. Evet. Ben Kim Konuşmak Kim'den hemen sonra herkes için karizma çıktı. Ha bir de o var. Şimdi evet. Karizmayı sen burada sayıyorsun. Karizma güzellik değildir, karizma yakışıklılık değildir, o değildir, bu değildir. Nedir karizma? Karizma her şeyden önce kendi gibi olma özgürlüğü demektir. Dünyanın en karizmatik varlıkları aslında çocuklardır. Hı hı. Çünkü onlar taze enerjidir ve canları ne istiyorsa onu yaparlar. Canı ne istiyorsa onun gibi davranabilen özgür insanlara biz ilk başta deli bu ya deriz. Fakat sonra yavaş yavaş hayranlık duymaya başlarız. Hı hı. Dikkatini çekerim. O yüzden karizmanın en önemli özelliği de aslında iyi bir konuşmacıda olan şeyler. Samimiyet, kendi gibi olabilme özgürlüğü, kendini saklamama, çekinmeme özgürlüğü. Biraz kendiyle dalga geçebilen insanlar. Gerektiği bu çok zaman, önemli değil mi? Gerektiği zaman. Çok, onun aynen da dozunu öyle. Çok iyi ayarlamak ve, lazım. Ve
Mesela dünya şu anda değişti. İnsanlar televizyon ekranında da kendileri gibi karakterler istiyorlar. Eskiden olduğu gibi merhaba, hoş geldiniz diyen sunucular istemiyorlar söz gelimi, değil mi? O yüzden YouTube fenomenleri var. O yüzden samimiyet ve çabasızlık diyeceğim Fulin. Bir şeye aşırı çaba gösteriyor olmak karizma düşünüyorum. Altını çizmemek bir takım şeylerin, değil mi? Daha doğal, daha akıyor rahat. Yani çok akıyormuş gibi çok doğal sohbet edebilmek. Çabasız çok bir şey. Sevdiğim bir söz var. Bunu belki daha önceki programlarımızda da paylaşmış olabilirim. Bir sosyoloğun sözüydü. Aha. Hayatta diyordu en önemli karizma samimiyettir. İçtenliktir. Ben buna her zaman çok inandım. Güzel. Mesleki anlamda da çok inandım. Bence sende de o samimiyet yansıdığı için zaten seyirciler de seninle bütünleşiyorlar. Çok güzel bir şey söyledin. Benim de hayat felsefelerimden biridir. Önce öğrenci olmak, yani öğrenci olmayı sonlandırmamak, hep öğrenci kalmak, bir şeyler öğrenmeye devam etmek. Sen dersler veren biri olarak buna da devam ediyorsun, aynı zamanda dersler de alıyorsun. En son bir yalan eğitimi, yalan söyleyen insanları tanıma eğitimi aldığını biliyorum. Bize de birazcık ipuçları ver, nasıl şeyler öğrendin orada? Çok vaktimiz yok. Çok hızlı anlatayım. Çok hızlı, evet, maalesef. Zaman çok çabuk akıyor. Ünlü davranış bilimci Paul Ekman'ın derslerini aldık İngilizlerden bir hafta boyunca, 3 sene önce İstanbul'da. Şu anda veriliyor bu derslerde. Yalanın biyolojisini, psikolojisini anladık. Özellikle yüz kaslarının, hangi yüz kaslarının hangi duyguya tekabül ettiğini biliyorsanız, o zaman yalanla ilgili bir fikriniz olabilir. Yani aslında yalan dediğimiz şey, söylediğimizle yaptığımızın ya da düşündüğümüzün çelişmesi. Hı hı. Beden çok eski bir mekanizma ve beden aslında yalan söylemek istemiyor ve yalanı sızdırıyor. Siz bu sızıntıları aslında yakalamaya çalışıyorsunuz. %100 bunu çözebilen bir insan dünyanın hiçbir yerinde yok. Ama yalanı zor çözülen gruplar, öncelikle kadınlar, çünkü özellikle baskı altında oldukları toplumlarda kadınlar küçük küçük yalan söyleyerek o kaslarını geliştiriyorlar ve yalanı iyi çözmeye başlıyorlar. Hmm. Öncelikle size yakın bir kadın en iyi yalan dedektörüdür diyorum. Aynı zamanda yine yalanı asla çözülemeyecek bir grup da belki psikopatlar. Hah, var mıdır diye soracaktım. Psikopat, çünkü bir psikopat profesyonel olduğu için değil, yalanı söylediğiniz zaman eğer bir suçluluk hissetmiyorsanız, bir duygu geliştirmiyorsanız sızan bir şey de olmayacaktır. Doğru. O yüzden ortalama bir insan yalan söylediğinde gözlerini kaçırırken bir psikopat gözlerini size dikip acaba uyandı mı diye daha da dikkatli takip etmeye başlayacaktır. Ortalama bir insanın yalanını onu yakından tanıyan biri vücut dilindeki değişikliklere bakarak çözebilir. Bu eğitimleri alırsanız eğer bunu bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Sen şimdi eğitimlerinde de bunları kullanacaksın tabii, aldığın bu bilgi. Tabii ondan ufak ipuçları veriyoruz ama bu eğitimi veren kişiler var, profesyonel kişiler var. Onlara özellikle oraya gidip o eğitimi birebir ustasından almalarını tavsiye ederim. Hakan, çok az zamanımız kaldı. Seninle konuşulacak çok konu var. Çok çeşitli konulardan konuşmak mümkün. Onun için de çok keyifli bir konuksun. Kitapla ilgili olarak 7 kitap oldu. Önümüzde var mı projeler? Bir de onu sorayım, ondan sonra teşekkür edeceğim. Artık şeye geçtik. Kişisel gelişim, deneme ve hikaye ve romana geçtik. Bundan sonra romandan gitmeyi düşünüyorum. Roman ve hikaye. Bir hikaye kitabı hazır. Yeni bir roman fikri de kafamda oluşmaya başladı diyelim. Tamam. Bu disipline biraz sonra, programdan sonra bana bir anlat. Nasıl oluyor bu iş diye. İhtiyacın olduğunu sanmıyorum. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, çok teşekkür ediyorum teşekkür programımıza katıldığın için. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizimle beraber olmayı tercih ettiğiniz için. Dışarıda harika bir hava var. Programın başında da söylemiştim. Gününüzün kalan kısmı açık havada, güzel havada geçsin. Ama yarın sabah saat 10'da tekrar Hayat Tadında da birlikte olalım. Esen kalın efendim.